Arkadaşlar merhabalar. Evet Anadolu turumuzun 17. günündeyiz. Biliyorum uzun bir süre oldu. Gerçekten de faydalı bir gezi de oldu. Yani hemen hemen Anadolu'nun önemli şehirlerini dolaştım ve özellikle Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal yapısıyla ilgili, sorunlarla ilgili şehrin ileri gelenleriyle sohbetler ettik, bilgiler aldık ve gerçekten döndükten sonra da bunu ayrıntılı olarak işleyeceğim. Ama Değerli dostlar sizlere bugün Türkiye'nin genel gidişatıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü baktığınız zaman bu gidişatın iyi bir gidişat olmadığı ortaya çıkıyor. Hem Anadolu'da görüştüğüm insanlar, etkili yetkili insanlar hem de tabloyu şöyle genel olarak incelediğinizde gerçekten huzursuzluk veren bir durum söz konusu. Öncelikle dış politika. Önemli gelişmeler var dış politikada. Bunu biraz gerçekten sinirlenmeden anlatmak istiyorum ama kendimi de zor tutuyorum. Mesela Suriye'de Kerkük'te önemli şeyler oluyor. Her zaman şunu söylüyorum. Sanki tekrarmış gibi oluyor ama gerçekten tekrar değil. O medyanın bunu dile getirmemesinden kaynaklı bir durum söz konusu olduğunu da vurgulamalıyım. Orada nedir? Şimdi dış politikada çok önemli gelişmeler olurken basınımıza bakıyorsunuz. İçeride kısır çekişmeler, hiç gündeme taşınmayan konuların tartışılıp ısıtılıp ısıtılıp tartışılması, ekranlarda her gün aynı kişilerin aynı şeyleri söylemesi vesaire filan derken sanki bir akıl insanları uyutmaya çalışıyor. Değerli dostlar bakın akıllı olacağız, aklımızı kullanacağız ve gerçek gündemin peşinden gideceğiz. Sizleri uyutan, sizleri oyalayan insanları iyi tanımanız gerekiyor ve sizi neden uyuttuklarını da iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden şunu ifade edeyim. Bakın Suriye'de çok hareketli günler yaşanıyor. Suriye'de enteresan gelişmeler oluyor. Öncelikle bakın Suriye'de bir terör devleti kurma durumu hızlandırıldı. O yüzden de buna dönük atılan adımlar var. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten de bir an önce işte burada bir özel yapı oluşturarak burada terör devletinin temellerini hızlandırmak istiyor. Bu nedenle tabi Türk Devleti de orada boş durduğunu söylemiyorum. Bir takım hamleler yapıyorlar ve değeri özellikle Elbap yine diğer taraftan efendim Elbap'tan Cerablus vesaire filan Münbiç buralarda enteresan gelişmeler var bir hareketlilik var bir terör hareketlenmesi var bunun amacı Türkiye karşı bir oluşum Tabii Türk aklı da burada devreye girerek oradaki bu oluşumları boşa çıkarmak için bazı hamleler yapıyor mesela Arap aşiretleriyle PKK arasında ciddi bir mücadele var. Çünkü zamanında efendim SDG, DSG vesaire demokratik güçler diyerek burada insanları aldatmaya dönük terör faaliyetleri yürütüldü. Kim tarafından? Amerika Birleşik da Birleşik Devletleri tarafından. Orada bir e, örgüt kuruluyor, bir e, devlet kurulmak isteniyor ama Türkiye buna direniyor. E bu bakıyorsunuz Deir orada zorda hem Arap aşiretleri hem terör örgütleri çatışıyor ama Türk basınından ses yok. Onlar efendim işte şu voleybolcu böyleymiş, bu voleybolcu böyleymiş. İşte şu kısır tartışmalar. Bakın haklılık payları da olabilir ama kişiler üzerinden meseleleri tartıştığınızda o kişiyi, hedef aldığınız kişiyi büyütürsünüz. Bunu eğer gerçekten de işte o voleybolcu dediğiniz kişi üzerinden bir hamle yapacaksanız bırakın onu, kişileri bırakın. O düşünceye karşı siz bir e, strateji geliştirin ya da önlem alın yoksa öyle onu karala bunu karala sığ tartışmalar toplumu ikiye bölmeler vesaire filan bunlar iyi gidişat değil toplumu germeyin çünkü toplum çok gergin Anadolu'yu izliyorum Anadolu'da çeşitli insanlarla konuşuyorum ekonomik durumun acilen düzeltilmesi lazım Evet Anadolu'da bakın yanlış bilinen şeyler de var. İşte üretim durdu, hayvancılık öldü, tarım bitti falan filan. Bakın bunlar da yanlış. Bunları da yerinde gördüm. İnsanlar üretiyor fakat insanlar devletten, iktidardan bir şeyler bekliyor kardeşim. Yani üretmiyor değil. Anadolu insanı gerçekten çalışkan ve kıtlık, yapay kıtlık yapacaklarının farkında bir şeyler yapıyorlar. Ama bazı şeylerde de sorunlar var. Mesela diyorlar ki buğdayın Efendim işte tonunu 9 liradan alacak yerde işte 5 liradan alıyor. 6 liradan alıyor devlet. Yani devlet bazı ürünlerde bize güvence vermesi gerekiyor. Ucuz mazot bize sağlaması gerekiyor ve verilen hibelerin işte verilen yapılan yardımların takip edilmesi gerekiyor ki çünkü o yardımları alan kişiler o devletten yardımı alıyor o yardımı cebe indiriyor ve üretim yapmıyor. Bunu kim denetleyecek? Bunu sen ben denetlemeyeceğiz. Bunu devlet, bunu iktidar denetleyecek. Bunu devletin kurumları denetleyecek. Ve bu alanda boşa giden her hibe bizim cebimizden gidiyor. Bunu vurgulamam gerekiyor. Şimdi yine değerli dostlar bakın Kerkük'te çok önemli şeyler oluyor. Çok önemli gelişmeler var. Kerkük'te bir el, Kerkük'te bir Kerkük'ü efendim işte Barzani'nin kontrolüne vermek istiyor. Basına bakıyorsunuz. Bir yandan efendim işte o Kürt ırkçılarının yapmış olduğu yayınlar bir taraftan, işte efendim dindar Kürt adı altında bir takım söylemler var bir taraftan şu. Orada olan şey şu. Değerli dostlar, zaten Kerkük'ün efendim işte bir terör örgütünü bahane ederek Kerkük'ün tapu kayıtlarını ve sosyal, siyasal her şeyini hemen hemen silmeye çalıştılar. Şimdi bunu bir adım daha öteye götürmek istiyorlar ve dolayısıyla bir Türkmen kenti olan Kerkük'ü efendim başka ırklardan vesaire filan böyle sadece işte bir ırka aitmiş gibi göstermek isteyen bir akıl var. Yıllarca, yıllarca, yıllara dayalı bir sistem var Kerkük'te. Orada Kürt'ü, Arabı, Türkü, Türkmeni hep birlikte yaşıyorlardı ama işte Peşmergen'in Oraya sokulması Barzani'ye buranın teslim edilmek istenmesine oradaki hem Arap aşiretleri hem de efendim oradaki Türkmenler karşı çıkıyor. PKK da zaten PKK terör örgütü de zaten böyle bir ortamı bekliyor. Aman orada bir kargaşa çıksın, kaos çıksın, bana iş düşsün diye orayı karıştırmak istiyor. Türkiye'ye baktığınızda, bakın Türk medyasına baktığınızda ses yok. Ya burada Türkmenler feryat ediyor. Burada bir şeyler oluyor diyor. Yani bakın burayı birisi almak istiyor diyor. Biz yıllarca söylüyoruz işte Kerkük Türkiye'nin e, çok önemli bir bağdır. Efendim işte e, milli misak içerisinde misakı milli içerisindedir. Bunları söylüyoruz ama bunları söylemek yetmiyor. Bunları fiiliyatta da gerçekleştirmek gerekiyor ve o insanlara yardım etmek lazım. E, bugün gitmeseniz ne zaman gideceksiniz? Geçtiğimiz haftalarda Hakan Fidan Tabi Irak'a ziyarette bulundu ve Irak'ın kuzeyine de ziyarette bulundu. Barzani'nin ailesiyle görüştü vesaire filan. Ama şunu görüyorum. Türkiye'deki Türk medyasındaki bazı isimler Sayın Hakan Fidan'ın Barzani ile görüşmesini aman işte peşmergeye e, Kerkük'e girmesi için onay verdi şeklinde anlıyor. Hayır. Niye versin? Kaldı ki Hakan Fidan da yanlış yapabilir. Evet çok iyi bir bürokrat. Ben e, tanıyorum. İyi işler de yaptı. Buna da kefilim. Ama herkes hata yapabilir. Eğer böyle bir e, işaret verdiyse ben zannetmiyorum. Çünkü bakın Barzani'nin tekrar gelip efendim Kerkük'te işte Peşmerge'yi oraya yerleştirmesi orada etkin unsur haline gelmesi orada bir takım efendim etnik grupların etkili olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Kerkük'te yüzyıllardır birlikte yaşayan o etnisite o insanlar rahatsız. Burada bir el karıştırmak istiyor burayı. Bütün bölgeyi ateşe atarak burada bir kaos kargaşanın olduğunu ispatlamaya çalışıyor. O yüzden bu tuzağa düşmeyelim. Orada Türkmen kardeşlerimiz var. Yüzyıllara dayalı orada yaşam şekilleri var ve onlar bizim kardeşlerimiz, onlar bizim bağımız. Ha, oradaki bütün etnik unsurlar da orada huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Ama Türk kentini, Türkmen kentini alıp bir başkasına teslim etmek ya da Türkmenistan gibi efendim işte e, o e, Kerkük'ü bir başka ırktanmış gibi getirip oraya hiç olmayan insanlara yığmak yığarak da orada kaos kargaşa çıkarmanın bir anlamı yok. Ve bunun üzerinde bir tartışma var Türkiye'de ya işte İslamcılar, siyasal İslamcılar efendim işte e, laikler vesaire filan bu tür tartışmalar bizi bir yere götürmez. İçimize çok çok önemli nifak sokuyorlar. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye'deki özellikle bakın zaten o sığınmacılar, mülteciler vesaire meselesi üzerinden bunu kaşıyan bir akıl var. Buna bir de Kerkük üzerinden, bir de efendim işte voleybol kişileri üzerinden, oyuncular üzerinden çok ciddi bir tartışma. Bir diğer tartışma efendim Sultan Abdülhamit tartışması, efendim Atatürk tartışması vesaire filan. Ya toplum zaten gergin. Toplumu germek için birileri gündemi değiştirerek, birileri suni gündem oluşturarak İnsanları birbirine düşürme, bir tezgahın içerisine sokmanın peşindeler. Bunu açık ne şekilde uyarıyorum? Ha diyeceksiniz ki ya her zaman uyarsu, uyarıyorsunuz, bir şey olmuyor. Kardeşim büyük olaylar işte böyle küçük e, kıvılcımlarla olur. Adım adım örerler. 80 olaylarını hatırlayın. Öyle bir anda olmadı. Bunu adım adım işliyorlar. İnsanları adım adım birbirine düşman ediyorlar. Sonra gerçekten de fitili ateşleyince. İşte onu durdurması zor oluyor, birileri geliyor, bizi yönetiyor. Şimdi bu nereye kadar gider? Öncelikle hükümet, bakın Anadolu'da da bunu fark ettim, kontrolü kaybetmiş izlenimi var. Özellikle ekonomiyi bir an önce e, hükümetin düzeltmesini istiyorlar, enflasyonun bir an önce düşmesini istiyorlar, hayat pahalılığının. Efendim işte adam gidiyor, adam öldürüyor. Efendim sanki ceza almıyormuş izlenimi var. Biraz da bunun haklılık gerekçesi de var. Dolayısıyla adalet sisteminin bir an önce düzeltilmesi, daha etkin hale gelmesi ve büyük şehirlerdeki bu özellikle çete meselesini halletmesi gerekiyor. Bakın Anadolu'da da aynı kaygılar var ama Anadolu'daki insanların daha derdi daha çok efendim işte verilen hibelerin bir an önce takip edilmesi, kime hibe verilip kime verilmeyeceğinin tespit edilmesi ve de ürününün yani ekip biçtiği ürününün devlet tarafından alınmasını, iyi bir fiyatla alınmasını istiyorlar. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu gidişat iyi bir gidişat değil diye e, ifade ediyorum ve bir dahaki sohbette analizle görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.